yapıyorlar. Ama şimdi uyanamadım. Benim de o arada aklıma şöyle bir şey geldi. İnanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisleri var. O hadislerinde buyurlar ki siz cennete hiç kimse girmez. İman etmedik. İman etmedikçe cennete kimse giremeyecek. Cennet ehli imanın yeridir yani. Bunu tabii hepimiz biliyoruz. Fakat arkası çok canlı bir şey. Buyurlar ki ama siz iman etmiş olmazsınız ta ki birbirlerinizi sevmezsiniz. Bunu birkaç derstir tekrarlıyorum. Belki evvelce dinlemiş olanlarınız da vardır. Bu sevgi nedir ki bizi imana götürüyor? Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Yani imanınız kamil değildir. İman sahibisinizdir, la ilahe illallah demişsinizdir ama olgun bir mümin olmuş sayılmazsınız. Birbirimizi sevmekten ne çıkar? Biz farz edelim, her birimiz bir dağda, bir köyde ama la ilahe illallah diyoruz. Tesbihlerimiz elimizde, Kur'anlarımız da elimizde. İşte bizden daha iyi mümin mi olacak? Günah da işlemiyoruz. Allah da diyoruz. Birçok namazlarımızı da kılıyoruz. Herhalde bu kafi gelmiyor ki Cenab-ı Peygamber siz birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Olgun bir mümin, istenilen bir mümin olamaz. Evet, iman sahibisinizdir ama matlup olan iman değil. Niçin? Boştandır. Olmamışsa bir şey yarıyor mu? Kavundur. Olmamışsa bir şey yarıyor mu? Şeftalidir. Olmamışsa bir şey yarıyor mu? Her şeyin olmuşu matlup olunca insanın da nedir? Olgunu matlup. Olgunluk nasıl olacak? İşte şiştik, kuvvetlendik, bu güler gibi vurduğumuzu yere devirsek buna olgunluk mu derler? Olgunluk imanda olacak. Ruhların kemale ulaşması, kalplerin hakkı açılması neticesinde olur olgunluk. Bu olgunluk ki sevgiler. Bu sevgiler bizi bir araya toplar. Sevgiler birbirimizi destekler. Sevgiler kuvvet olur. Kuvvet olunca da bir şey olur. Kuvvet olunca bir şey olur yani. Bir varlık meydana gelir. Kuvvet olunca varlık meydana geliyor. Kuvvet olmayınca varlık elden gider. Kuvvet olmayınca varlık elden gider. Varlığın elden gitmesi birbirimizi sevmekten doğuyor. Birbirimizi sevmediğimiz takdirde destekçi olamıyoruz. Birbirimize yardımcı olamıyoruz. Birbirimizi himaye edemiyoruz. Birbirimizi koruyamıyoruz. Birbirimize şefkatimiz yok. Birbirimize karşı muhabbetimiz yok. Yok da yok. Bu yoklukların altından ne doğuyor? Tabii özellikle bir zayıfız. Ondan sonra çocuk da gelse bizi döver. Efendim, ne olursa olsun. İşimiz bitmiş demektir o zaman. Varız ama varlığımızın kıymeti yok. Bu varlık ancak bizim birbirimizi sevmemize bağlı. Biz birimizi ne kadar candan sevebilirsek, işte o kadar varlık sahibi oluruz yani. Onun için bizim yemek dualarımız var. Dinliyorsunuzdur her akşam. Allahümme inni es'elike Allahümme nasıl bakayım? Et'amta Allahümme çalni et'amta ve eşbarta ve eskayta ve erveyta fehennina ve zitta amena ve arkta amena ve şesudurena ve arhamna ve arduanna ve huz bi eydina ve la tekinna ila enfusna tarfata aynen ebeden ve la ila ahl Allahümme inni es'elike açık söyle. Sesli söyle. Açık söyle. Allahümme atına tamamen nimetike ve devamen nimetike. Tamamen nimet ve devamen nimet. İkisi yan yana geliyor. Tamamı olur, devamı olmazsa para etmez. Bir şeyin hem tamamı lazım hem de devamı lazım. Tamamı olmuş, olgunlaşmış ama devam ediyor, arkası gelmiyor. Netice hasıl olmaz. Allahümme inni eselke hübbeke ve devamı hübbeke. Hem muhabbetin tamamını isterim ya Rab, hem de devamını isterim.
muhabbet oluyor. Şimdi bu bir maksat için bir sevgi olur. Ama sevgi devam etmezse yine faydası yok. Sevgilerin temadisi lazım. Bu sevgilerin temadisi içinde Cenab-ı Peygamber'in yine bir buyruğu var. Alt tarafında hadis. Sizi ben bir şeye delalet edeyim mi ki siz bu işi işlediğiniz vakit birbirlerinizi seversiniz. Buyur ya Resulallah. Esselamı benim. Yok Esselamı benim. Siz aralarınızdan selamı ifşa ediniz. Hoca efendi, tam 1300 senedir biz selamı söylüyoruz. 1300 seneden beri 400 sene oluyor belki. Bu selamı söylemekteyiz. Ama bir şey oldu yine yok. Yine herkes kendi bildiğini okur. Herkes ne muhabbet var ne bir şey var işte. Hani bu selam bizde muhabbet uyandıracaktı ya. Ne bizim birbirimize muhabbetimiz var. Ama selam da veriyoruz. Esselamu aleyküm diyoruz. Bilmem her şeyi Türkçe yaptık da bunu da Türkçe yapsaydık da deseydik ki Allah'ın sana efendim, Allah seni emin kılsın. Seni hüfz-i himayesine daim etsin. Seni birçok afetlerden, marazlardan, sıkıntılardan, meşakkatlerden kurtarsın. Sağ, salim, sıhhat, afiyette, müreffeh bir hayat ile yaşamak sana Cenab-ı Hak nasip etse. Bunu dillerimiz tabi söylüyoruz. Dualarımızda da mevlidlerde de şurada burada deniyor. Fakat içten gelerek deniyor mu deniyor mu? Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Ne istiyorum? Ya Rabbi kardeşimi sen her şey, her noksanlıktan uzak eyle. Her noksanlıktan beri kız. Allah selam Allah'ın için. Allah-u Teala her noksandan münezzehtir. Kendisi nasıl noksanlıktan münezzehse, ya Rabbi bu kullarının da noksanlık vermesen ya Rabbi. Vücutlarına afiyet ver. Ömürlerine bereket ver. Rızıklarına vüsat ver. Hastalarına şifa ver. Dertlerine deva ver. İşte ver de ver. Ama ben bu selamı veriyorum. Kardeşime bakıyorum ki kardeşim hasta. Hasta. Buna selamun aleyküm dediğim vakitte ona bu selam kafi gelir mi? Bu hastanın tedavisi için ona yardım etmek vazifemken selamun aleyküm deyip geçiyorum. Halbuki bu selam yerine gelmedi. Selamın maksadı ondaki noksanlıkları gidermekti. Halbuki karşında gördüğüm birçok zuafa var. Bu zuafanın hangi derdini giderdiğimiz var. Hangi cemiyetiz var ki bugün zuafamızın imdadını yetişsin. Okumayanları okutsun, hastaları hastanelerde tedavi etsin, işte beceriksizlerin yardımına koşsun. Her türlü şeyler var. Dünyanın iptilaları var. Bu iptilalarına karşı Müslümanlar hangi şeylerini kurmuşlar da bu gibi zavallıların imdadına yetişiyorlar? Hiçbirisi. Herkes kendi menfaatinin dışında bir şey tanımıyor. Onun için iki sarhoşluk sizi istila ettiği vakitte nasihatleri ortadan kaldırın. Boşuna çene çalmayın, boşuna da yorulmayın. Nedir bu iki tane sarhoşluk? Dünya sevgisi, yaşama sevdası. Bu yaşama sevdasına insan müptela oldu muydu? Ondan sonra karşısındaki isterse ölsün bana ne? Ben yaşayayım ya, o ölürse ölsün bana ne? Gibilerde bir havaizler, ona artık ne söyleseniz kulağına da girmez. Bugün kulağımıza girmediği gibi. Ne gibi büyükler gelmiş bugüne kadar, ne güzel sözler söylemişler, kitaplar yazmışlar, eserler bırakmışlar. Kardeşimin dediği gibi, bu ziraatçının kitabını yazacak da hangi kimse onunla amel edecek? Bugün işte hepsi kütüphanelerde toplulu duruyor. Kim hangisiyle amel ediyor? Herkes kendi menfaatinin dışında bir şey düşündüğü de yok. Allah kusurlarınızı affetsin. Sevgi bu mudur yani? Birbirimizi sevmek, bugün elhamdülillah bak burada toplandık. Çok güzel. Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız, ilticalar edeceğiz. Rahmet bundan gelecek bize de gönüllerimiz açılacak. Bir şeyler de meydana gelecek. Sabahleyin hatırıma geldi de okuduk burada dualarımızı. Dedim ki ya kardeşler çok iyi ama Allah'ın en bahtiyar kulları Müslümanlardır. En sevgili kulları Müslümanlardır. Allah-u Teala'nın Müslümanlara lütfu çok geniştir. Binaenaleyh bu kadar geniş olan lütfunun karşısında bugün Müslümanlar vazifelerini yapmaktan çok uzaktadırlar. Çok uzaktadırlar. Bu vazifelerin başında insanlara sevgi gelirken bu sevgi ne güzel söyledi şimdi aşk sevgisi olacak. Muhabbet bizim birbirimizi sevmemiz Resulullah'ı sevmemize kadar gidecek. Biz birbirimizi sevince toplulukla olan kuvvet, toplulukla olan kuvvet, canım bir damla koçan var bir mısır koçanı. Bir para etmez ama. Fakat 30 milyon koçanı getir koy koca bir dağ olur ya. 30 milyon koçanı getir koca bir dağ olur. Sen bir koçana için kıymet vermiyorsun. Yani biz bir araya geldiğimiz vakitte önümüze geçilmez bir çığır olur yani. Nasıl karlar bazen yuvarlanırken önüne geçilmez bir
kütle haline geliyor. Onun önüne geçilmediği için altına düşenler hep eziliyor. İslam'da bir araya geldi vakitte onun önünde kimsenin durmasına imkan yok. Bunun size bir açık misalini söyleyeyim. Biz küçük yaşlarındaydık. Bizim köyümüzü su bastı. Köyümüzü su bastı gece. Şimdi köylü uyanık adam. Çoluk çocuk, büyük küçük herkes arabasını, gazmasını, baltasını, küreğini kaptı. Bizim kapının önünü çevirsek iyi ama yok. Su baştan nereden bakalım bu yardıdan, uyarmadan bize su geliyor. Uyarıyor kafayı alın diyerekten arabasını kapan, hayvanını kapan. Hepsini düştük yola. Ben de gittim aralarında. Gittik suyun yardığı yeri bulduk. Bulunca kimisi kazık kaktı, kazık kat kesti. Kimisi çalık kopardı geldi. Kimisi efendim soyundu suyun içine girdi. Kazıkları kaptılar, çalıları taktılar. Bir taraftan da kumlar döktüler, suyu kestiler. Köy kurtuldu. Ama birlik sayesinde kurtuldu. Bu birlik olmasa da benim evime su gelmiyor, bana ne? Git istesen, istersen git. Olur muydu? Olmazdı. Su akarken işte köyün evlerini de yıkardı. Sallallahu. Binaenaleyh birbirimizi öyle seveceğiz ki bu sevgi hemen bugüne mahsus değil ama. Şimdi bak, bu sevgi numunelerinde size bir tane söyleyeyim. Talha denilen bir isim var ya camilerde hep görürsünüz lavasını. Bizim camimizde yok zannedersem. Talha, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in fedailerinden muhterem bir zat. Uhud mağarasında, 80 küsur yerinden yere almış, fakat Resulullah'ın önünden bir türlü çekilmiyor. Allah. Çekilmiyor. Kendisi düşmüyor yere. Fakat yaraların içerisinde Cenab-ı Peygamber'in gelen ok bana gelsin de ona gelmedi. Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Sevgi böyle olacak. Zat-ı muhterem bir gün ikinci namazına yetişememiş. Bahçesine gitmiş de. Bahçesinde gayet güzel bir hava içinde kuşlar cıvıl cıvıl ötüyorlar. Öyle hayran bir halde bakarken ikinci namazını kaçırmış. Gelmiş bakmış ki ikinci namazı kılmış. Ya Resulallah, bu bahçe demiş beni bugün ikinci namazının cemaatinden alabilir. Ben bu bahçeyi istemem artık. Bu bahçe ümmeti Muhammed'e feda olsun, vakfettim bunu. Cenab-ı Peygamber'i sevmek, onun sünnetini sevmek yolu. Yoksa onu seveceğiz de karnımızı içimize dolduracak bir gücümüz yok. Sünnetini seviyorsan peygamberi seviyordun. Sünnetin nispetinde peygamberi seversin. Peygamberi sevmenin bir hududu var. Ne kadar? İşte onun sünnetine ne kadar bağlıysan o kadar sende demek Cenab-ı Peygamber'e karşı sevgi var. Bu sevgi birbirimizde olduğu kadar bu sevgiyi bize veren Allah-u Celle ve Ala'dır. Binaenaleyh asıl sevgi Allah'adır. Binaenaleyh biz birbirimizi severken bu sevgiden Allah sevgisi doğacak. Bu sevgiden Allah sevgisi doğunca Allah'a karşı da biz kulluk vazifelerimizi tamamıyla yapacağız. Artık can göz görmez, kendini de görmez. Varsa yoksa Allah'a. Varsa yoksa hep Allah'tır. Binaenaleyh bu insan Allah'ın öyle aşık olmuştur ki bu aşkı birbirimizi sevmenin doğurmasından oluyor. Birbirimizi sevmenin doğurması bundan Allah sevgisi doğuyor. Bu Allah sevgisi doğunca insan da Allah'ın kulu olunca bak şimdi bu birçok ayetler okundu. Kardeşimiz de İbrahim Aleyhisselam'ın suresini okudu. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir adam. Tek başına. Fakat bütün Hristiyanlığa karşı şey yapmış. İlan ediyor küfürlerin butlandığını. Diyor ki onların başlarına olan gavura, benim Allah'ım hem dirildir hem öldürür. Sen ne yapıyorsun diyor. Sen ne yapabilirsin? Benim Allah'ım hem dirildir hem öldürür. Ben de yaparım diyor. Nasıl yaparsın? Birisinin kafasını keser işte öldürdün diyor. Ötekinde seni de azat etsin diyor. İşte de buna hayat vardır. Öyleyse diyor benim Allah'ım güneşi şarttan doldurur, kapta batırır. Sen bunu da tersine çevir bakayım diyor. Ya, susup kalıyor. Yani mücadeleyi insan nasıl yapabiliyor? Tek başına dinini, Allah'ını nasıl müdafaa ediyor? Binaenaleyh biz Müslümanlar, altında başında bu ayetin çok canlı. Allah-u Teala bizi zulmetten nura çıkarıyor. Nur içerisinde yaşıyor İslamlar. Küfrün alameti ise nurdan zulmete düşürüyor. Nurdan zulmete. Yani karanlıklara,
çıkmazlara sürüklüyor. Neticesi de azabı cehennem oluyor. Binaenaleyh sen ihtiyar edersin hangisini? Zulmeti mi ihtiyar edersin, nuru mu ihtiyar edersin? Zulmeti ihtiyar ediyorsan git cehenneme. Nuru ihtiyar ediyorsan Allah'ın nurundan istifade eder. Dünyada da nur içinde yaşarsın, ahirette de nur içinde yaşarsın. Fakat kardeşimin dediği gibi evvela İslam'ın şartı küfürden beri olmasın. Onun için Bedir muharebesi sıkı bir muharebe. Bu sıkı muharebenin içerisinde bir müşrik geldi dedi ya Resulallah buyur ben sana yardıma geldim. Evvela iman sonra yardım. Evvela iman sonra yardım. Ben müşriklerden yardım istemem dedi. Kovdu herif. İman edersen gel. Gitmezsen bizim sana ihtiyacımız yok dedi. Onun için müminin ilk vazifesi müminle müşriği bilmesidir. Müminle müşriği bil, müşrikten ayrıl, Allah'a dön. Allah'a dönersen nur içerisinde Allah, İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı, bütün peygamberlere nasıl kurtuluş imkanları bağışladıysa, bize de öyle diye kurtuluş imkanı bağışlar. Fakat küfürle beraber eş oldukça, küfrün yardımcısı oldukça, küfrün destekçisi oldukça ne bizim birbirimize muhabbetimiz kalır, ne de biz birbirimizi sevebiliriz, ne de Allah'ı sevebiliriz dolayısıyla, ne de peygamberimizi sevebiliriz. Allah cümlemizi affetsin, bu mübarek gecelerin hürmetine, bu mübarek gecelerin hürmetine, Kur'an'ın hürmetine birbirimizi candan sevici bir kuvvet ihsan buyursun Cenab-ı Hakk'a. Birbirimizi sevmenin de imkanı yok, bunu da iyi bilmek lazım. Yerin mahsul vermesi gökten gelen suya bağlıdır. Gökten su gelmeyince işte Antep, Urfa vesaire gibi birçok memleketler bugün bağırıyor, yanıyoruz diyerekler. Niçin Allah vermiyor ya rahmetini? Rahmetini vermeyince senin yerin para etmiyor işte. Ne yaparsan yap. Hemen yetkün bir ma'in ma'in. Bir günde gelir bu suları keserse sen suyu nereden bulacaksın? Del bakalım yerlerde çıkar bu suları. Binaenaleyh lütuf hep Allah'ındır. Binaenaleyh bizim birbirimizi sevmememizin sebebi de yine Allah'tan geliyor demek ki birbirimize karşı bizim içimizde bir sevgi yok. Bu sevgi olunca da Allah da vermiyor. Mesela yağmurların gelmesine sebep olan şeylerden bazıları diyorlar ki orman yetiştirirseniz memleketlerinizde bu ormanlar sizin yağmurlarınız celbeder diyor. Ormanlar yağmurları celbederse iman da Allah'ın rahmetini celbeder. İman olmazsa elbette rahmet-i ilahiyeden mahrum oluruz. O zaman birbirimizin sevmememizin sebebi imanımızdaki zafiyetten başka bir şey değildir. İmanımız bu kadar zayıf demiş ki birbirimize haberimiz yok. Bu orada düşerse bana ne diyor, öteki orada ölürse bana ne diyor. Demek ki bu ne kadar bizim atıl ve beceriksiz olduğumuzun alametlerinden de birisi olur. Onun için bu gibi mübarek gecelerde en birinci vazifemiz ya Rab bizi affet, bizi sana layık olacak ve senin rızanı kazanabilecek güçte kuvvette bir kul eyle kendine. Sen bunu bize ihsan etmezsen biz perişan oluruz elbette. Onun için Cenab-ı Peygamber ya Rab beni kendime bir göz cumacak kadar hatta ondan daha az bırakma kendine. Beni bana bırakma. Çünkü beni bana bırakırsan ben nefsimin, şehvetimin, şeytanın esiri olurum. Benden hiç insana benzer bir şey olmaz. Şeytana benzerim bundan sonra. Binaenaleyh sen beni himaye edersen, gözetlersen, korursan, lütfü ihsan edersen ben de sana layık bir kul olmaya çalışabilirim. Onun için rahmet Allah'ındır. Bu gece çok yalvarmak lazım. Bir hanım kardeş geldi, dedi biz bugün filan yerdeki tekkeye gideceğiz dedi. Ne yapacaksınız dedim. Orada dedi ta sabaha kadar Allah derler dedi. Ta sabaha kadar uyumazlar, sabaha kadar açtır. Orada Allah derler dedi. Demek Allah'ın daha çok aşık kulları da var. Ama biz tabii gücümüz yetmez o kadar uzun boylu yapabilme de, biz yapabildik kadar, yapabildiğimiz kadarını yapar ve ellerimizi açar Allah-u Teala'dan evvela affımızı isteriz. Affımızı istedikten sonra kusurlarımızı itiraf ederekten, kusurlarımızın telafisi için tövbeye ihtiyacımız var. Tövbesiz aff istemek olmaz. Affet ya, peki affedem ama tövbe etsen, bir kere dümeni çevir bakalım, bak dümen yanlış gidiyor senin. Sen İstanbul'a gideceğim diyorsun, ta Karadeniz'e doğru çevirmişsin dümeni. Bu Karadeniz'e giden dümen İstanbul'a gitmez ki. Evvela dön, tornistan yap. Binaenaleyh tornistan demek, tövbe evvela şart. Tövbe yapılmadıkça ne kadar ağlarsan ağla, ne kadar sızlarsan sızla, boş demeyeyim ama büyük bir yokunluktur. Onun için evvela tövbe edeceğiz, ne diyeceğiz? Ya Rab, beni affet. Affedem ama sen de bakalım bana dön. Nasıl dönem ya Rab? Bir kere dön, abdestini al, benim emirlerimi dinle. Benim 5 vakit namazım var emrettiğim sana. Peygamberimden sana nasıl gelen nasihatlerim var. Bir de benim peygamberimin yolunda yürü.
benim peygamberimin yolunda yürürsen, onu ben sana yolladım, ona itaat edersen, benim emirlerimi dinlersen, birçok emirler vardır, bunları dinlersen, o zaman ben seni mağfiret ederim, hidayet ederim, gönlünü de rahmeti doldururum, müreffeh bir hayatı hem dünyada yaşarsın, ahirette de en güzel cennetimi sizlere ihsan ederim, orada da daha âlâ güzel bir hayata geçersin. Geçen gün okurken rast geldim de, diyor ki insan katliyen ölmez. Ölüm insanda, Müslümanda, hele Müslümanda hiç ölüm denilen bir şey yok. Ya intikalden ibaret. Binaenaleyh ruhu can verilmekle insandan güç alınıyor yani. Gücün kalmıyor. Kımıldanamıyorsun ve konuşamıyorsun. Ama hislerin bakidir. Hisler bakidir insanda ama ne yaptın ki gücü yok. Konuşamaz ve kımıldanamaz. Bir haldedir. Binaenaleyh edeceksin ki mezara koyuyoruz da efendim 3-5 gün sonra işte görüyoruz ne hale geldiğini. Binaenaleyh ne yapalım şimdi? Sen onun bu ceset kısmı var. Bu ceset kısmı elbette topraktan oldu. Yine toprağa intikal edecek. Asıl bu cesetteki bize bu kuvveti veren ruhumuzdur. O ona bir şey olmuyor. Binaenaleyh besleyeceksen canınla beraber ruhu da besle. Ruhun beslenmez, yalnız cesedin beslenirse gavurların cesetleri bizimkilerden de buraya. Binaenaleyh cesedi beslerken ruhunu da besleyeceksin. Ekmeği yemekle beslenirken ibadeti de yapıp imanını takviye edeceksin. İman takviyesiz yaşar mı? Takviyesiz hiçbir şey yaşamaz. Bir ordumuz varsa sürelim düşmanın karşısına. Ama arkadan takviye gönderemezsek ordu ilerlediği takdirde bir de sonra mahasuraya girer. Düşmana teslim olmak mücudesine kalır. Çünkü takviye gitmiyor arkasından. Takviyesiz iş olur mu? Takviye bizim 3 vakit nasıl yemek yiyorsak 5 vakit dedi Allah'a ibadet evine gelecek, onun sözlerini dinleyecek, ona kulluk vazifelerimizi yapacağız, ellerimizi açıp aman yarabbi diyeceğiz. Yine de diyoruz ama yine de matlup hasıl olmuyor yani. Demek ki yine ihlasımızda noksanlığımız var, yine imanımızda zafiyetimiz var. Binaenaleyh Allah'a çok yalvaralım bu mübarek gecelerde, bize ıslah-ı hal nasip etsin, bizi kendisine layık ve rızasını kazanmaya muvaffak olacak bahtiyar kulların arasında da kabul eylesin. Amin. Bu iki cihan serveri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmeti. Şimdi hepimiz Kabe-i Mazime'ye müştakız. Resulullah'ın huzuruna da gitmeye müştakız. Hazırlanıyor herkes gitmek için. Biz de belki hazırlanacağız buraya gitmek için ama Kabe'de ne kadar müşrik var bilir misin cehenneme gidecek? Kabe'de kim bilir ne kadar gavur vardır cehenneme gidecek? Kabe'de durmakla Kabe onları cennete koymaz ki. Medine'de ne kadar kim bilir cehenneme gidecek insan vardır. Medine onların hepsine peygamber şefaat edecek ama imanlılara, imanı olmayan nice insanlar da orada da vardır. Binaenaleyh biz, Allah bizi o kadar mükemmel, muntazam, büyük bir mahluk olarak yaratmış ki, insan Kabe olmaya da layık, Medine olmaya da layık. Senin kalbindeki aşk-ı ilahi fışkırırsa sen Kabe olursun. Sen Kabe olursun. Kabe'yi İbrahim Halil'e yaptı biliyoruz. Buradaki dağın taşlarından yapılmıştır. Seni yapan Allah'tır aziz kardeş sen şaşırma. Allah'ın yaptığıyla kulun yaptığı bir denk olur mu hiçbiriyle? Sen Allah'ın kulunu tahkir ederken, Allah'ın kulunu hakir görürken sen Allah'ın ne surette muhabbeti isteyeceksin Allah'tan? Sen Allah'ın hangi kulunu? Bugün Allah affetsin hepsi bizi. Bugün insanlar menfaatları uğrunda birbirlerini o kadar lekeliyorlar ki o kadar yüzlerine bakılmayacak hale getiriyorlar ki bu hangi insana yakışır, hangi millete yakışır ya? Biz bu milletin evladı demeyiz, bu memlekette büyümedik mi, bu memlekette yaşamıyor muyuz? Niçin bu memleketin insanların birbirini, bizim kendi ayıplarımız ortada dururken, kendi ayıplarımızı görmeden başkalarını böyle yere batırırcasına aleyhince konuşmak İslam'a yakışır mı, insana da yakışır mı? İnsan bu mudur? İslam bu mudur yoksa? Sözde birbirimizi seveceğiz. Bu sevgi midir ki insanın aleyhinde konuşsun? Niçin? Menfaati dolayısıyla. Menfaati dolayısıyla insanların birbirini tahkir etmesine acaba daha büyük bir günah var mıdır? Zina günahından daha büyüktür. Kumar günahından daha büyüktür. Kumarın günahını tövbe edersin. Ya Rabbi ben bu işi yaptım ama fakat öteki kardeşinin aleyhinde konuştuğundan dolayı kardeşim ben senin aleyhinde bu kadar şeyler söyledim. Beni affet demedi ki Allah affetmiyor onu. Evvela ondan ak dileceğiz. Bunu da yapabilecek kaç tane babayı bulursun sen? Bırak herifi be. Buna da gideceğim de tenezzül edeceğim de ben senin aleyhinde böyle dedim diyecek de daha söylemedikleri varsa onları da söyleyecektir. Halbuki bunların hiçbirisi ne İslam'a yakışır ne de İslam'a yakışır ne de sevgiye uyar. Sevgi demek
birbirlerinin ayıp ve kusurlarını görmeden onların yardımına, imdadına koşmak demektir. Halbuki biz birbirimizle kusur gördüğümüz takdirde hep birbirimizden nefret eder, uzaklaşırız. Nefreti doğuran birbirimizdeki kusuru görmekten ileri geliyor. Onun için kusur görücü olma da kusurları affedici ol diye Peygamberimizin de nasihatleri var, Cenab-ı Hakk'ın da emirleri var. Onun için bir misal olarak söyleyeyim, şeytan-ı aleyhillâne Firavun hamamda yıkanıyormuş, kapısını çalmış, kim o demiş, sen nasıl Allah'sın demiş, beni bilmiyorsun. Gitmiş, demiş senden daha adi, sen Allah'lık iddiasındasın, ben de şeytanım işte demiş. Daha bizden daha adi insan var mı? Yok. Daha bizden insan, özrünü kabul etmeyen insandır demiş. Özür diliyor öteki, o da özrü kabul etti. O senden de aşağı, benden de aşağı demiş. İnanli, insanın kusursuz insan cenneti olur. Burası dünya. Kusursuz insan olmaz. İsa Aleyhisselam demiş ki, siz gece bir soğuk havada yatıyorsunuz. Kardeşlerinizin üstü açıldığı vakitte ne yaparsınız? Örteriz demişler. Hayır, örtmüyorsunuz. Ya, daha açıyorsunuz. Hayır efendim, kardeşlerinizin ayıbını açmak, üstlerinizi açmaktan daha beterdir demiş. Çünkü üstünü açarsın, pek olursa üşür, belki de hasta olur. Allah beraber olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şerrinden muhafaza buyurun. Bu okuduğum hadis-i şerif Medine'nin evvelini her şeyde tozu toprağa şifadır. Ondan dolayı zam denilen bir hastalık var ya, fena, kötü bir hastalık. Bundan aslandan kaçar gibi kaçın tabiri de var. Bu zam hastalığına fayda verilmiş Medine-i Münevvere'deki acve denilen hurmadan 7 gün yerse o adam bu hastalıktan kurtuluyor. Zizamdan kurtulduktan sonra başkaları hiç kalmaz onun yanında. Bunun adam da kurtuluyor yani. Oraya gittiğiniz yok da inşallah Allah nasip etsin de bunun adam mesela birer ikişer kilo alıp sabahları İyi bir günü seyredersen tanıyız, rahmetine de Peygamberimizin şeysi de yeriktir, Hazreti Ayşe var burada. İnşallah ikimize bir süre şifa alır. Yalnız günde ne kadar yiyeceğini söylememiş. Demek herkesin tabiatına bırakmış, ne kadar sevgilisi vermiş değil. Yalnız 7 gün demiş, sebat-ı eyyam. 7 gün yedi. Yuhillâh azze ve del illel hafazatul kiramil darara. Cenab-ı Hakk'ın indinde bir melekler var. Bizim üzerimizde yani bizim hallerimizi gözetleyen ve bizim hallerimizi defterlerinde getiren melekler. Bunlara diyor, لَا تَكْتُرُوا عَلَى عَبْدِي benim kuluma yazmayın. اِنْدَ بَرْزِهِ شَيْءٍ bazı rahatsızlıklar oluyorlar size. İnsan tahammül edemez. Acı acı konuşur, acı acı söyler, hüzün söyler, fena söyler. Şeyler günahsız defteri yazılması lazım. Yazmanın zaman kurmanın defterini yazmıyor. Çünkü o rahatsızlığının istirabının acısından dolayı diyor. Hiç gereklemiyordur onu. Günahını yazmayın. Ne kadar bir dinler. Şimdi bir arkadaşımız var hastanede. Çok istirab çekmekte. Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kardeşimiz ziyaretine. Müslüman oldum diyor.
Çok acı konuşuyor. Çok acı konuşuyor. Kısmağın oldu diyor. Fakat yazılmıyor arkadaşlar. O acıları yazılsa altını tutamıyor. يُوضَعُ لِلْمِؤْمِنِينَ سَرَاسِيَةً مِنْ نُورٍ Yarın buldu kıyamette. Cenab-ı Hakk'ın bir meydan, toplanacağımız bir meydan var. Bu meydanda müminler için, iman eden ehl-i tevhid için, sağcılar tabiriler bugün demesi doğru olacak. Bunlar için nurdan kürsüler bulacak. Nurdan kürsüler. Bu nurdan kürsülerin üzerine karasi dinliyordum. Nurdan kürsüler oldu. Yüzellelü aleyhüm yuhamam. Bulutlar da gelir onların üzerinden. Gölgeli kapatır. Ve yedin zelkel yevm. Bu kıyametteki gün çok acı bir gün. Hem de serinden böyle. Ve kimisi dizine kadar, kimisi boğazına kadar suya kalkacakları. Senin gelse ortalığı bol yapacak. Hepimden yani. Ve yedin zelkel yevm. Bu şiddetli gün. Ünlü kullarım için. Aleyhüm. Aleyhüm sesâ'atın minnehâf. Bir dakika gülür. Bir saat, bir namaz kılacak kadar da gülürler. 3-5 dakikalık. O kadar mı? 3-5 dakikalık. Dışarı da görürüz. Her şey görürüz. Hadi bakalım yavrularım. Kullarım sen de gülürler. İnşallah biz de buradaki imanımızın mükafatı olarak da. Bugün iman çok. Ateşi erkek ne kadar zorsa imanın muhafızı o kadar zor. Suda ateş, suda ateş tutmak ne kadar zor da, iman muhafızı o kadar zor. Milah ne kadar zorluğa göğüs gelip de, imanını muhafaza edip de gidebilenlere, Cenab-ı Hakk'ın bir sorusu o kadar demiştir. Elhamdülillah. Ve saat ne demek? Hiçbir şey görmeden geçecek mi? Yevmül cumaatı, bu acını, kimse aşağısı saat, 13 saat. Minha saat, bu 12 saat içinde bir saat var. La yücebi abdül müslümin yes'elullah şeyen illa a'ta'allahu iya. O saatte herhangi bir mümin Cenab-ı Hakk'ın bir şey isterse o kadar da olmaz. O verilir. Fakat bu saat saklıdır. Nasıl Allah'ın velileri kullarının içerisinde saklıysa, Kadir gecesi günlerce Ramazan'ın içerisinde nasıl saklıysa, bir saatte saklıdır. Niçin? Her saatini bu saat zannetsinler, her saat yalvarsınlar, her saat istesinler. Muayyen bir saat olursa herkes bu saati bekler. Ama bunlar hakkında hadisler var. Bazı hadislerde sabahleyin erkenler. Bazı sabahleyin güneş doğarsan. Bazılarında imam mühabbet saat, menberi çıkarsan. İki evrenin arasında muhtelif rivayetlerle, buradaki rivayeti ise ahir-i saatin ba'del as. Hazreti Fatıma Allah'a demiş, gözcüler görün, güneşin batısına bakın, buradan bana haber verin böyle. Hazreti Fatıma Allah'a demiş. Herkes de, heh, ya Fatıma, bakıyor güne, ya Rab, neler diyorsun? Bu hadislerde de, Cabir radıyallahu anh'tan, Kur'an rivayetin, Mesih'inin, Davud'un, Hakim'in, Beyhakim'in, Ziya-ül Maslis'inin, rivayet-i rivayeti de, asrın, kontak. İkincinin son saati, yani gecenin batmasına yakın olan devirlerden gafil olmayın. İmam Hüseyin'in vakitte gafil olmayın. İki ezan arasındaki, üç ezan, o arada gafil olmayın. Hatta kıyametle ezan arasında gafil olmayın, o zaman dualarımız çok makbul olur devirlerdir. Allah cümlemizi mağfurun cümlesine yardım edin. Sorumuz bu hadise sona eriyor. Kitap iki kısımdan ibareti. Birisi, Peygamberimizin sözlerini nakleden. Burada bitmiştir. Bundan sonraki kısımları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına ait. Kendisinin bir kere kendisini tarif eden, kendisini tarif ettikten sonra neler yapmış, kendisi bildiği, neleri işlemiş, bunları tarif edecektir. Onun için bir hadis-i şerif, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ediyabun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Arap olmakla beraber beyaz. Beyaz. Ama böyle hani şey beyazı değil. Kireç beyazı değil. Buğday renkli bir beyaz. En makbul bir renk. Nebi Mukaddesa'da çok şişman da değil. Zayıf da değil.
orta bir vücut bu. Vücut. Müslüm Hazretleri ile Tirmizi Hazretleri bunu Şemal-i Tirmizi'de beyan etmişler. Kâne ebyada keennemâ suyu min futbatı vecihli şah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz olmakla beraber ebyad beyaz olmakla beraber keennemâ suyu min futbatı gümüşe erizirsin de erimiş gümüş nasıl bir parlaklık verir onun parlaklığı gibi ilişse saçları da çok siyahdı. Saçları çok siyahdı bakın saçları. Kara saçlı. Yani bazı kıvram olur, bazı ak olur ve öyle bir siyah. Kâne ebyada müşreden beyazı bir umretin. Sen Resulullah Efendimiz'in beyazlığı kırmızıyla karışmış. Yani, beyaz olsa temyazı değil, kırmızı olsa kapısı kıvırızı değil, siyah değil. Müşreden beyazı bir umretin. Kırmızıyla karışmış. En güzel bir renk. Öyleydi. Ve kâne esvelel hadaka. Gözümün dediği kahret siyahıydı. Kahret siyahıydı. Böylece. Ah bebel eşkar, gözünün kirpikleri de her uzun hem de çok sık idi. Yani Elyada müşreden bir hümretin vahmed-i hameti agarra ellege ah bebel eşkar. Ve Hazreti Hazreti Ali'nin leyatı içinde de yine beyazı kırmızıyla karışmış gayet güzel bir renkte büyük etli baş. Böyle zayıf fasatı değil de büyüklü bir baş ve fiili gayet dedi. Kas araları bitkik değil, açık ve kritikleri de yine bol ve sık olaraktan, uzun ve sık olaraktan beyazmıştı. Bukhari ile Müslüm'ün Hazreti Bela'dan bildiklerine göre Kâne ahsenen nâs insanların en güzeliydi. Ahsenen nâs. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği meşhurdur. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinin güzelliği Peygamberimizin güzelliğinin yanında hiç kalır. Ahsenen nâs. Ve ahsenenin kulukan. En güzel ahlak da yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de toplamıştır. Onun ahlakı Kur'an-ı Azimüşşan'ı toplayan bir tek yüzük yani. Ahlakı Kur'an'dır. Biz sormuşlar Hazreti Ayşe Vadim'e, Peygamberimizin ahlakını nasıl tarif edersiniz? Kulukul Kur'an. Ne kadar kısa bir şey. İşte şöyleydi, böyleydi diye uzun uzun mesela anlatmaklarını geçen, saatler yetmez. Ne güzel, bir kelime. Kulukul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dan ibaret. Kur'an ne diyorsa ona teslim olmuş. Onu bir fiil yaşamış. Neyse bir tavi'in ba'in. Çok uzun boylu değil. Tavi'in değil ba'in. Vela bir kasi'in. Kısa da değil. Kısa da değil, uzun da değil. İstediğimize göre uzun boylunun yanında durursa mucizeyi peygamber. Bundan uzun görünür. Ne kadar uzun boylu bir insan olur, var ya öyle uzun insanlar, onun yanına, onunla yan yana oturursan, bundan yün görünüyor, görünüyor. Öyle bir şey yani, Allah'ın sizi. Allah'ın korkusu. Evet. Bu en güzel ayağı da onun ayağıydı. Şeyde, Türkiye-i Şerif'te, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağının resmini almışlar. İşte o mübarek, bir Türkiye içerisinde, bir Topkapı'da, yok Topkapı'da, bir de Eyüp Sultan Hazretleri'nde, bir de Şam'da, bir de Almanya'da inmiş. Bir mermer üzerine basmışlar, mermere ayakları böyle oturmuş, iz yapmış. İz değildi yani oturmuş ayağını, şeyleri belli, yerleri belli. İşte bunlar mucize-i peygamberler. Mesela Mekke-i Mükerreme'de gidiyoruz, İbrahim Aleyhisselam'ın işte o cam kapısının içerisinde, taş var, bu taşın üzerinde İbrahim Aleyhisselam bakıp da buraları yapıyormuş mesela, bu ayak buraya gömülmüş, ayak bakıyormuş ona, gömülmüş, taş oturmuş, taşın içine gömülmüş, taş dayanamamış yani peygamberin ağırlığına ve oyulmuş, bir kalemden oyma değil. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yere çıkmak istedi, Hazreti Ali Efendimiz bizim omzuna baktı,
omuzuna bastıkları vakitte Hazreti Ali dedi ki şey olacaksın yani, götüreceksin. Götürdü bir peygamber ağırlığı. Sıkret değil de ruhaniyetin ağırlığıyla tahammül edemedi Hazreti Ali ubisliğiyle, gençliğiyle beraber. Müslüm Hazretleri'nin Davud Hazretleri'yle beraber Hazreti Enes'ten rivayetinde kâne ahsenen nâs kulgan. İnsanların ahlak şeridinin en ahsini, en güzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne ahsenen nâs ve ecveden nâs ve eşki'an nâs. Beyhakî, Tirmizî, İbn-i Mâci Hazretleri Hazreti Enes'ten diyor ki nâsın en güzeli olmakla beraber ecveden nâs. Nâsın en cömerti. Ecver, cömert. Cömertte üç sıfat var. Birisi der, ya benim bu akşam ihtiyacım var, bana biraz yardım eder misin? Eder yardım. Ona cömert derler bizde. Fakat ecver olunca, iş onun gözünden muhtaç olduğunu anlar, bu onun ihtiyacını yapıverir. Buna da ecver diyorlar. İstemeden verir. Halini anlar ve ona istemeden yardım eder. Eşi anna, insanların da en şecaatlisiydi. En şecaatlisiydi. Şimdi biz bugün Allah affetsin kusurlarımızı. Çok korkuyoruz. Çok korkuyoruz yani. Şundan korkuyoruz, bundan korkuyoruz, gölgemizden de korkuyoruz. Bu hale geldik. Cenab-ı Peygamber tabi her taraf gavur. Her taraf gavur. Allah. O gavur olmalarıyla beraber Taif'e gitti. Tek başına. Yanında bir adamı vardı kendisinin. Taif halkını imana davete. Taif halkı isyan İsyan zaten. Gavur adı. Gavur olmalarıyla beraber Efendimiz'i daşa tuttular. Köpeklerin hücumuna uğrattılar. Mübarek ayakları yarıldı, kanlar attı. O haldeyken bunlara karşı şeyler, melekler geldi. Dedi, ya Resulallah, hem ne amadeyiz. İstersen dağları, istersen yağmurları, istersen ne gibi felaketler varsa yapalım, bunlar mahvolsunlar. Yok dedi. Bunların zübiyetinden Allah'a iman edip ibadet edecekler var. Onun için onları Allah hidayet eylesin. Allah Allah. Allah. Şey, muharebenin hiç aklıma gelmedi. Bu muharebeye gittiler, Gittiler, bu kabile, her bir kabileydi. Ateşli bir kabile, vurucu kabile. Cemaat, İslam askerleri doğuldu. Doğuldu. Peygamber yalnız başına kaldı. Düşmana karşı tek başına kaldı. Bu tek başına kaldığı halde kapı üzerinde kapı sürüyor genç sana karşı. Ey cemaat, ben Abdülmülk Galib'in oğluyum ha. Nereye gidiyorsunuz? Ben peygamber bir yalan söylemem. Zafer bizimdir diye ilanlar yapın. Müslümanlar yine peygamberin etrafına toplanıp düşmanın bir hücum yaptılar. Perişan ister düşmanı o anda. Ama bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asker kaçınca kendi başına da kalınca onun da çekilmesi lazım gelirken o sabah ateşi ateşe karşı atını sürüyor. Hazreti Osman atına yapıştı. Ya Resulallah ne yapıyorsun gibilerde yapma diyerekten bu dinlemedi. Böyle ama cemaat İslam'ında toplanıp hücubuna vesile oldular. Bu zaferi kazandılar elhamdülillah. Çok büyük ganimet aldılar burada. كان أسهر اللون كأن أراقه اللؤلؤ إذا مشى تكثر. رنك إتبار الله إن جزال بالرنك والله تبارى بس كالذي كتر وقتا كالذي كتر وقتا بيضا إنجي داني سيجدي أكار مبارك يزرنن تلري بيضا كتر وقتا بعضان صار بعضان صار بلا ميل ederek بيضا دورو بلا ميل ederek يورلار ولا أنه değil. كان أشد حياء من العذراء في خدرها. Bilinlik bir güç bilinliğinin içerisinde nasıl usanırsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ondan daha fazlaydı. Çünkü yani kızların bilinlik içerisinde diyerek tabiri var ki yani eski zamanda kızlar böyle serbest gezemezler. Senin filan kız istiyor yavrum diye ileride bir şey var. Kapının arkasından Resul-i Ekrem Efendimiz iyi dinle.
Resul-i Ekrem akrabasından birisinin kızını birisine vermek istediği vakitte kapısının arkasından önden yüzünü görerek değil, kapının kızın seni filankes istiyor. Eğer razı olursan ne âlâ. Sesini çıkarma. Sükut ikrardandır. Eğer razı olmuyorsan hayır de. Lâdî. Ama kapının arkasından soruyordu kıza bunu. Bir kızla karşı karşıya gelerek de değil. Allah şimdi hepimizi affetsin. Mağfiret etsin. Ne acayip âlem oldu. Kâne asbarannâs alâ agzârannâs. Tabi insanlar muhtelif bir elvan oldukları gibi muhtelif bir tabiat, çok çeşit tabiatı vardır. Bu peygambermiş. Aklına bile gelmez onun buna lazım olan hürmet, saygı nasıl olacak? Bedevi insan bir şey görmemiş, medeniyet görmemiş, bazen peygambere karşı çeşit hareketlerde bulunurlardı. Hatta bir zaman mübarek şişesinden yakaladı birisi. Duvana da vereceksin ganimet mallarından. Yahut kendi kısımda. Para istiyor ama sıkıyor boğazını peygamberin gömleğinden insanından yakalamış. Hatta izletmiş mübarek yerlerine kılığına. Ama bunlara karşı peygamber sallallahu aleyhi çok sabırlı istiyor. Buna iki tane sakatlılıkta def ederdi. Ya canınızın ederdi ki alın şunu def edin şuradan. Elinden hiçbir şey yapmaz. Bunları sabır et, sabırla mukabele eder. İkzar-ı nâf. Ey izâ-i kan evlecesin sin yeteyni. Allah'a. Mübarek şu iki diş. Yani hayal ediyorlar. İki iste, iki de altta. Bu dişlerin araları açıkmış mübarek. Sık değil. Sık değil. Araları açıkmış. İzâ tekelleme. Konuştuğu vakitte. Zühiye kennûr yakıcı min beyni sinaya. Ağzından nurun çıktığı görüyoruz. Aradaki boşluklardan nur böyle püskürüyoruz. Görülüyoruz rüya. Allah cümlemize şefaatine nail etsin. Kâne hâtemün vüvveti fî zahrihi cid'aten nâcize. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik alameti olaraktan arkasında zannedersen sol sürenin üzerinde bir et kabarcığı. Hatem'in nübüvvet edildiği et kabarcığı ki içerisine La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye yazılır. Ki bu ileride gelen bir hadiste, artık bir hadiste. Kâne hatemuhu vütteten hamra. Kırmızı bir bez tabiri olur, kabarcık oluyor ya böyle hani bazı kimselerin ellerinde, kağıt askerlerinde. Bunun gibi bir böyle et kabarcığı, etten kabarcık. Misle beydatül hamâneh, güvercin yumurtası gibi. Güvercin yumurtası gibi. Bunu Semih Hazretleri Cabir radıyallah'tan beyan duymuşlar. Hükkâşe denilen bir eshab-ı kiramda zat var. Onun bir duasını buldu. Yazacaktı meşgulü. Çok güzel, büyük bir zat. Bazen dedikodu varsa da aleyhinde, orası bize ait değil. Bir sefere giderken, o nasılsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna bir kamçı vurmuş. Geri mi kaldı? Yürümedi mi? Nasıl olduysa? İhtiyarlık son günlerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cemaati toplamış. Demiş, kimin bende bir hakkı varsa, şu dünyadan daha gitmeden, istesin hakkı da benden ki, burada ben onu mümkünse ödeyeyim. Eshab-ı kiram şükür etmişler. Ya Resulallah, özürler dileriz. Sen de kimin hakkı olabilir? Senin hakkın var bizde. Diye özürler de yazmışlar. Bunu Efendimiz üç defa böyle tekrar tekrar edince, bu üç kalka denilen zat kaçmış. Ya Resulallah, benim bir hakkım vardı. Giden zamanda giderken bana bir tane kamçı vurdunuz. Onun kısasını isterim gibi. Mesela tam suyu getirmiş ama demiş kıblat git, ben kıblat idim demiş. Sizin bana vurduğunuz vakitte benim vücudum kıblat idim. Ben de sizin kıblat olarak kısasa kısas tabirini kullanınca şeyhin 60 arkasındaki hemen sarılmış, öpmüş, özürler dilemiş. Ya Resulallah demiş, ben sizi bu hatemin büvveti
Ha, temel kuvveti görmek için, öpmek için yaptım bu işlemi. Affet beni diyerekten özürler dilemiş. O da buyurmuş ki, ehli cennetten görmek isteyen baktık içeriye. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem temas ettiği kimseler hep ehli cennet. Allah sıfatlarına nâir. Onlar zaman-ı saadette yaşadılar. Umbariklik bir saadeti görmekle müşerref oldular. Emirlerini tuttular. Yasaklarından kaçtılar. Bir tanesi gibi. İçki haram oldu. İçki yasak oldu. İçkinin yasaklığı üç devir geçirmişten sonra. Üçüncü devir haram-ı katli ile içki haram. Ya eyyellezine aminu innemel hamru vel meysiyel enzal. Üçsü minhamadü şeytan diyerekten. Hatırımda yok sahabenin için. İlan etti bu yasağı. Adam da ilan etti. Yasak oldu içki diyerekten. Tabii ya, içki yasak olmadığından bizim evlerde pislik kavurmalar sakladığımız gibi ya şunu bunu sakladığımız gibi onlar da bütün senelik içkilerine küpleri varmış, küpleri de saklarlarmış. Yani haram değil, içiyorlar. Nevi'ni evine verin, sokakları kel gibi oldu diyorlar. O küplerin hepsi kırıldı, döküldü. Herkes içkisini sırtlarına düştü. Ne var? Resulullah'ın emri geldi. Allah'ın emri geldi, Resulullah ilan etti, emri ittiba. Kimsenin elini içti kalmadı. Ne polis var, ne jandarma var, ne takipçi var, ne şu var, ne bu var. Bir emri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nüfusu ne kadar sesliydi. Ama bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur yani. Dünyada herhangi bir mümin ki, muvahhid ki, Resulullah aleyhisselam'a uyar, onun da sözü aynı şeydi, tesir eder. Uymadıktan sonra bülbül gibi söylenirsin, durursun, fakat bir tersi var. Kâne kıyruhu nehve üşrîne şâbe. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem'in ancak 20 kadar beyaz saç varmış şeylerde, sakallarında. 20 kadar. Sayılmışlar demek. Bazı 19 diyorlar, bazı 20 diyorlar. Tabi tam değil de tahmin olarak da. Nehve üçliğine. 20 tane kadar beyaz bulunabiliyormuş saçlarında. Kâne fî kelâmihî tersîlün ev tersîl. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri konuşurken tek tek konuşur. Dura dura, ağır ağır, herkes bunu anlasın. Bazen icap ederse sözünü üç defa ekler, tekrarlayabilirler. Fakat bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahsustur. Böyle bazılarının böyle tekrarlaması hoş olmuyor o zaman. Kâne kesîrel araç, çok terlerler. Fakat kokuları, misten, telleri misten daha kokuluydu. Mis kokusundan daha âlâ kokardı, mübarek ücretlerden misten telleri. Hatta bazı kimseler mübarek tellerini bardaklara veya kısalara alıp saklamışlar da, demiş, al kalkanlara toplayabilmişler. Onlara göre uzun müddet saklamışlar, koku üzerinden katıyan kişiler. Mübarek başları, elleri ve ayakları etliydi. Kâne kesîrel lehyet. Sakalı da çok idi, bol, kesîr. Kâne kelâmuhu kelâmen faslan yekhemuhu küllü men semi'uhu. O kadar güzel konuşurlardı ki, her ikiden onun ne demek istediğini güzel anlardı. Açık konuşuyordu yani. Çok açık ve de çok güzel konuşuyor. Bu güzelliğiyle beraber fasla, ağır ağır da, ayrı ayrı, her ikiden onun ne demek istediğini pek güzel anlardı. Kâne bekzuhu işte şemsi vel kamer.
Onun mübarek yüzleri sanki güneş ve ay gibi. Tasvir çok hoş. Tabi güneş değil, ay da değil ama güneş ve ay gibi, parla gibi. Ve gene müstedire. Yüzleri de uzun değil. Müstedir, müderrer gibi. Müslümin rivayetinde. Yani ahabbul elvan ileyhi el hudvar. Renklerin en çok yeşilini severlerdi. Yeşil rengi severlerdi yani. Yani evgabbal kuluk ileyhi el kezir. Sevmedikleri huy içinde, huyların içerisinde en kötü huy yalancılık idi. En sevmediği kötü huyların içerisinde huylar yalan söylüyordu. Onun için bazı insanlar gelirdi, ben de şu gibi şu gibi kabahatler var Müslüman olacağım ama bu gibi işleri de işliyorum ben. Kimisi içki içermiş, kimisi işte başka yaramazlıklar yaparmış, yalan da yaparmış. Demiş yalanı terk et kâsır. Yalanı bıraktıktan sonra tabi diğer şeyleri de söyleyecek. Söyleyecek ki öğretmen kalacak, şunu yaptım diyerekten o zaman da işine gelmiyor, olmuyor. Yalanı terk etmekle bütün günahlardan kurtulur. Yalan çok fenerdir. Onun için kâne ahabdü temri ileyh el acva. İlazemet olunduğu gibi yani cüzdan hastalığına eğilgilenir. Hurma, acı dedikleri hurma. Giderseniz unutmayın, sorun bu acı hurmasından istiyorum diyerekten. Galiba biraz sıfat oluyor. Bunu çok severler. Acıyı. Habbü temri ileyh el acva. Yani habbü siyam ileyh el hamir. Esnaflardan da hamis dedikleri gömlek dediği. Eskiden hepimizin giydiği gömlekler vardı ya, uzun uzun. Bu gömleği de severlerdi kenarında. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا